Şimdi mahkeme ne zaman? Psikolog okullar kapanmadan boşanmamızı doğru bulmadı baba. O yüzden bekliyoruz. Avukatla da konuştuk. Haziran'da açacak davayı. Vallahi çocuklar, yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Aynen öyle baba. Biraz daha bekleyeceğiz. Yani bu durum Meltem'i biraz bozdu tabii ama yapacak bir şey yok. Zeynep için artık sabredecek biraz daha. Evet, bu işin daha fazla uzamasını istemiyorum. Çünkü çevremizdeki herkes etkileniyor bu durumdan. Ya bizim boşanmamızla ilgilenmekten insanlar kendi hayatlarıyla ilgilenmesi hale geldi. Evet Meltem Hanım, dedikoducu Hüseyin söyledi. Kahvehanede trend topik olmuşsunuz. Emine sen de şimdi yani Meltem'le Haluk'u yanlış yönlendirme ya. Ya herkes konuşuyor hayatım, tamam, ama iyi niyetle konuşuyor. Yani sizin aşkınızın biteceğine inanmıyor. Boşanacağınıza kimse inanmıyor. Şu hale bak baba ya. Herkesin böyle çoluk çocuğun bile maskarası olduk. Eminim Merve ile Orçun bile artık bizi ciddiye almıyordur. Merak etme canım, ciddiyetimizi yakında görecekler. Aynen öyle. Bu işin geri dönüşü yok. Ya evladım, kimsenin ciddiye alıp almamasıyla, onun bunun maskarası olmasıyla bir alakası yok bu işin. İnsanlar sizin o büyük aşkınızın biteceğine inanmıyor. Bitti baba. Bak biz ikna ettik birbirimizi ama etrafımızı ikna edemiyoruz bir türlü. Aşk maşk yok artık. Bitti. Yok. Evet, yani bizim evliliğimize dair hani şu kadarcık ümidi olan biri bile varsa çok üzgünüm. Çünkü bu evlilik sadece Zeynep karnı alıncaya kadar devam edecek. O da formaliteden yani, kağıt üstünde. Yani bu iş bitsin, artık buraya da gelmem bile yani. O derece. Ya bu Haziran ayı bol aksiyonlu geçecek. Böyle düğünler, boşanmalar, karneler hepsi bir arada. Babacığım, benim odamda bir işim var müsaadenle. Yavrum tabii, ne demek kızım. Ben de size böyle bir küçük kıt kahve yapayım bari. Yap yavrum, yap da bir kahve içelim bari. Neden açmıyorsun? Meltem'le görüşmek de konuşmak da istemiyorum şu an. Seninle yeni bir anlaşma daha yapalım gece. Sen bana istediğin kadar yalan söyle. Ama yeter ki bana hissettirme. Ha? Olur mu? Ben yalan falan söylemiyorum tutkum. Her an, her dakika Meltem'le konuşmak zorunda mıyım? Ben tamam diyene kadar, evet. Devam diyorsun yani. Hem de hiç hız kesmeden. Konuş Meltem'le, son durumlarını öğrenelim. Tutku. Tam olarak anlamadın galiba. Israr etme. Meltem'le konuşmak da görüşmek de istemiyorum. Hı. Neden? Çünkü seni sorgulamasından korkuyorsun. Çünkü mesajları onun telefonundan senin attığını anladı. Ama senin Meltem'e verecek bir cevabın, bir B planın yok değil mi gece? Sana emin misin dedim. Meltem çok zeki kadındır. Bunları senin yaptığını anlayacak. Emin misin dedim. Sen bana ne dedin? Bana çok güveniyor. Hiçbir şey olmayacak dedin değil mi? Öyleydi. Meltem'i kendi zekanı alt edemezsin gece. Ben yoksam sen bir hiçsin. Anlıyor musun? Sen bir hiçsin. Aha. Şimdi ne yapacağız? Bilmem. Biraz kafanı kullanmaya ne dersin? Mesela
Orçun ve Merve ile buluşabilirsin. Ya da Emre ve Meto ile. Ha? Ya her zaman benim hakkımda mı bilgi almaya gideceksin onların yanına? Git biraz Meltem'le ve Haluk'la ilgili bilgi al. Yapabilirsin bence. Sen bunları nasıl böyle... Gece bugün daha fazla bir şey söyleme bence. Kalbini kırmak istemiyorum. Git son durumları neymiş öğren. Benim daha önemli işlerim var. Sen ne yapacaksın? Görüşürüz gece. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.